Herkese merhaba ve Modern SkyBlock 3'e hoş geldiniz. Şimdi, e, öncelikle bu mod paketini daha önce oynamıştık. Nerede oynamıştık? E, yayınlarda oynamıştık. Ki yayınlarda oynadığımızda ne kadar mod paketinin ilginç olduğunu düşünsem de hiçbir zaman fazla ilerlemedik. Dolayısıyla bu mod paketine yeni bir şans vermek ve e, düzgün bir şekilde ilerleyip bitirmek istedim bu defa. Baştan başlayacağız çünkü geçen seferkileri de dediğim gibi yayınlarda oynamıştık ki yayınların kaydı da yok genel olarak. O yüzden baştan başlayacağız ve bu defa umarım çok daha iyi bir şekilde ilerleyeceğiz. Biz başlarken bir yandan da konuşacağım. Ayrıca bu serverı yine kendim kurdum. Bilgisayar içerisinde herhangi bir internet bağlantısı veya birinin bağlanma e, şansı olmadan. Neden? Çünkü şöyle bir şey var. E, bildiğiniz üzere bu modlu paketlerde oyun çökebiliyor bazen rastgele bir şekilde ki oyun çöktüğünde save dosyanızın bozulma olasılığı var. Her zaman var bu. Ne yaparsak yapalım bu direkt modlu oyunun çalışma şekli. O konuda yapacağımız bir şey yok. Server kurmak hem benim otomatik olarak yedek almamı sağlıyor hem de genel olarak çöktüğü zaman oyun çöker server çökmez serverin çöktüğü çok çok nadiren olmuştur ki Bu kadar uzun süredir e, olan bir mod paketinde olması hatta imkansız denecek kadar azdır serverin çökmesi O yüzden e, yani bu şekilde serverde oynamamın her şeyden çok nedeni Save dosyasının bozulmasını önlemek ki genel olarak işe yarıyor böyle yapmak Şimdi diğer konuya gelirsek e, eğer bu videoyu güncel izliyorsanız ben bir 3-4 gündür falan video atamadım. Bunun nedeni ne? oldu? Gittin mi? Falan filan. Şimdi defalarca kez dediğim gibi benim tek işim ne yazık ki YouTube değil. Tek işimin YouTube olmasını isterdim ben de tabii ki ama değil. Gerçek ki değil. Ve e, dolayısıyla okulum var. Şu anda yaz okulum var biliyorsunuz. Bilmiyorsanız da artık biliyorsunuz. Ve hani e, okulda çok zamanımı alan bir işim olduğu zaman e, veya çok benim e, boş zamanımı tamamen sömürecek bir şey olduğu zaman ki oluyor direkt oluyor. E, ara vermem gerekebiliyor. Mesela önümüz e, geçen 3-4 gün içerisinde oydu direkt Kalkülü sınavım vardı ve boş zamanımın %100'ünü ona ayırmam gerekti. Ve yaz okulunda olduğu için normal dönemin yaklaşık 4 katı daha hızlı işleniyor her şey. 4 kat daha fazla ders var her dersin ve Dolayısıyla 4 kat daha hızlı da sınav oluyor. Her hafta sınavım var şu anda. Normalde hazmetmeye bir ay sürem olan bir konuyu şu anda 1 haftada öğrenmem gerekiyor. Ki daha önce almadığım bir ders alıyorum yani yazı okulunda. O yüzden sıkıntı benim için gerçekten. Ki hani e, genel olarak öyle kendimi çok üstün zeki iteha diye olarak görmüyorum. Hiçbir zaman asla. Ama hani e, lisede neredeyse her şeyi e, ben direkt çalışmadan geçtim öyle rastgele. Ee, işte dersleri dinliyordum ama Ondan sonra evde bir kere tekrar edip geçiyordum Şu anda bu noktada Karkalüs'te e, oturup çalışmadan olmuyor Direkt oturup hiçbir şey yapmadan Derse bakmam gerekiyor birkaç gün Geçecek notu bile almak için O yüzden evet yani Bu, bu geçen 3-4 gün O oldu onunla uğraşıyordum yani Ve e, Böyle aksaklıklar olacak Bazen olacak benim yoğun olduğum ve Bütün boş zamanımı Genel olarak okula ve ders ayırmam gereken zamanlar olacak. Ve olduğunda 3-4 gün ara vereceğim. Buna bir bahane diyebilirsiniz. Bana kızabilirsiniz. Ne isterseniz yapın. Sizin bileceğiniz için ona karışamam ama. Hani şimdi oldu bu son demiyorum. Çünkü ben okula gidip gelmeye devam ettikçe. Ki devam ediyorum. Böyle şeyler olabilir ara sıra. Sıra dışı değil. Ama bir dahaki sefere size haber vermeye çalışırım. Haber vermedin diyorsanız. Onda tamamen haklısınız. Beni <laughs> suçlamakta vermedim. Normalde vermem lazımdı. Ve iyi olurdu. Ona ne oldu bilmiyorum havada duran bloğa. Ee, her neyse tamam. Sorgulamıyoruz. Burada yapacağımız bir sürü şey var. Gördüğünüz gibi biz e, bonza Island mı? E, tamam. Bir tane 4 alacağım. Buradan altı 2 blok muydu? Evet, tamam. Tamamdır. Eee 4 ve sapling aldım. Evet, güzel. Şimdi, eee Kitchen Sink modu var. 3 farklı modu var ve mod paketinin aksine seçtiğimize göre ona göre ilerleyeceğiz. Ee, evet, şimdi Stage mod var. Gated mod var. Ve kitchen sink mod var. Kitchen sink kısacası istediğimizi yapmamızı sağlıyor. bize herhangi bir şey yapmak konusunda veya yapmak için zorlamıyor. Bunu seçmeyeceğim ben çünkü e, mod paketinin bence bize bir e, yapacağımız şeyi söylemesi daha iyi oluyor. Yapacağımız şeyleri planlama açısından daha ilginç oluyor. Ee, bu stage modda bir moda geçmeden önce başka bir modu uğraşmış olman gerekiyor. Yani her moda böyle istediğin sırayla başlayamıyorsun. Hepsine sırayla geçmen gerekiyor. Ama eğer herhangi bir modu sevmiyorsan görevlerinden hızlıca geçebilirsin yazıyor. Yani eğer beğenmediğimiz şey hızlıca geçebiliyoruz. Gated mod, stage mod gibi fakat bir sonraki seviyeyi açmak için. Evet bütün modlarla uğraşman gerekiyor ve kısaca üstünden geçip gidemezsin diyor. Eğer bu modu seçersen modların hepsiyle uğraşman gerekecek diyor bize. Şimdi ben şahsen modların hepsiyle uğraşmak istiyorum hani çünkü bunda daha önce görmediğimiz ve uğraşmadığımız bir sürü şey var ve bence daha ilginç ve seriyi daha uzun süreli tutar. O yüzden gated modu seçeceğim. Tamam. Değil mi? İşlerimizi çok daha zorlaştırır bu. İşlerimiz zorlaşınca seri de daha uzun sürer ve daha ilginç olur bence. Evet. Tamam. Umarım bize sonradan sıkıntı çıkarmaz onu seçmen. <laughs> en zorunu seçtik ama. Yine klasik eğilip kalkarak şey yapabiliyorum. Neydi? Ağaç büyütebiliyorum. Ve bundan sonra da buna devam edeceğiz. Şimdi ilk bölüm klasik biraz yavaş olacak. Hep böyle olur bu tip serilerde zaten. Sonradan videoyu bol bol sardırarak ve kendimle video dışında ilerleyerek ilerleyeceğiz. Ondan dolayı işler hızlanacaktır. Ödülün ne olduğu gözükmüyor niyeyse hidden yazıyor galiba serverda admin olmadığım için diye tahmin ediyorum. 10 tane daha ödül istiyor. Hem de bunu bu şekilde seçmemin nedeni de şu diğer bir nedeni. Biz yayında oynarken ortadakini seçmiştik yanlış hatırlamıyorsam. bunu seçmediğimizi biliyorum. Ya kitchen sink'i seçmiştik ya ortadakini seçmiştik. Dolayısıyla bizim yayındayken yaptığımız görevler farklıydı bunlar değildi. Yani biraz çeşitlilik göreceksiniz eğer yayında izlediyseniz bile. Onu da sağlamak istiyorum. O yüzden aynısını seçmem gerek. Seçmeyi istemedim en başta. Tamam. Şimdi ben hemen biraz daha onu toplayayım daha sonra geri geleyim. Şimdi bu mod paketi nasıl çalışıyor? Ee, önceden ne diyeyim çok alışık olduğumuz gibi değil pek. Neden? Çünkü önceki e, ne denir kitaplı mod paketlerinde genel olarak ne yapıyorduk? Hani bu ilk taraftaki görevleri bitiriyorduk. Sonra diğer tarafa geçiyorduk. Sonra diğer göreve. Sonra diğer göreve. Böyle sırayla gidiyorduk. Bunda pek sırayla değil. E, bu sıralar bizim ilerleme e, sıramızdan ziyade neye göre sıralanmış? Modlara göre sıralanmış fark ettiyseniz. Yani hepsi farklı bir modu belirtiyor. Bizim ilerleme sıramız değil tam olarak. Tabii ki yine genel olarak aşağılarda daha sonradan geçeceğimiz şeyler var dolayısıyla. Ama... Tam olarak değil. Şimdi ee, mesela bizim burada yaptıklarımız bizim buradaki görevleri açıyor. Buradaki görevlerin bildiğim kadarıyla tamamı tamam olmasa da neredeyse tamamı buradan açılıyor. İlk görev sayfasından. Mesela ben şunların ikisine de onar tane küçük verdim değil mi? Bu bize Sky Resources görevini açtı. Görevlerini açtı. Yani Basic Resources. Ve bu da Basic Tinkering görevlerini açtı. Yani benim burada yaptığım bu iki görev benim buradaki iki kategoriyi açtı. Ve aynı şekilde mesela bunu yapmam, Agricraft ve Just Another Sneddy açacak, örneğin. Yani kısacası bizim bu ilk görev sayfamız, bizim başka modları yapmamızı sağlayan, başlamamızı sağlayan, izin veren görevler. Buradan e, görev açacağız, daha sonra o görevi açtığımız yerdeki eşyaları toplayacağız, sonra diğerine geçeceğiz, o şekilde devam edeceğiz. Umarım anlaşılır olmuştur sizin için. Planımız o, tamam. Şimdi genel olarak hani bu da zor bir mod paketi olsa da şu anda oynadığımız Continuum direkt zaten expert mod, her şeyin yapımı zor. Bunda genel olarak yapımları çok fazla değişmiyor, her şeyin. Hatta neredeyse hiçbir şeyin yapımı değişmiyor. Fakat daha önce kullanmadığımız bazı modlar var ilginç. Onun dışında, onun dışında daha çok bize ilerlememizde görevler zorluk çıkarıyor her şeyden çok. Yani zorluğu birazcık daha farklı bir mod paketi. İlk yapacağımız şeylerden birisi e, plant meter ve plant meter görevi dolayısıyla e, ve server yediyi de alıyorum şu anda. Evet. Bundan sonra, bu noktadan sonra kanalda save dosyasının bozulmasına izin vermiyorum. <laughs> o günler geride kaldı, inanabiliyor musunuz? Değil mi? Ne güzel. Şimdi plant meter e, bazı şeylerin üretiminde kullanılıyor, aslında bir sürü şeyin üretiminde kullanılıyor. Fakat onun dışında ağaçları direkt büyütmenizi sağlıyor. Bir çeşit bonmialı yani. Fakat biraz daha fazla ihtiyacım var. Şimdi şu anda ben odun ve sapning toplayacağım. Odun ile tinkering görevlerine başlayabiliriz. Drying rack ve klasik tinker masaları biliyorsunuz zaten. Her zaman yaptığımız şeyler. Ee, ve onlarla işimiz bitince de direkt plant better ve water extractor yapacağız. Biraz adayı genişleteceğiz. Ve hemen kendimize bir yaratık tuzağı yapmaya başlayacağız. Evet. Ayrıca şu klasik e, ne denir skyblock modları yok hani ex nihilo and her şeyden çok hani kuruk var işte kurukla ağacın yapraklarını kırıp işte e, solucan düşürüyorsun daha sonra o solucanla e, ağacın yapraklarını şey yapıyorsun ondan sonra sieve'in var ondan maden elde ediyorsun falan filan. O bunda yok mesela sieve yazdığımda bir şey çıkmıyor önceden kullandığımız kuruk yazdığımda bir şey yok çünkü... Ee, o mod çıktı. Gayet ilginçti. Hani Skyblock modlu bir şekilde oynamanızı sağlıyordu. Oldukça enteresan bir şey. Ama e, her mod paketi onu durmadan kullanmaya başlayınca insanlar sıkıldı. Ben dahil. O ex nilodan genel olarak kurukla bir şey kazma daha sonra onu şey yapma. Her Skyblock haritasında aynı işleri defalarca defalarca yapmaktan sıkıldı insanlar. Ve artık hani çoğunlukla kimse kullanmıyor. O Skyblock yapan insanların çok büyük çoğunluğu. Genel olarak kendine özel bir ilerleme şekli oluyor. Bu pakette öyle. Hani Onları kullanmayacağız. Onlar yok zaten. Direkt kendine özel görev tabanlı bir ilerleme şekli var onlardan ziyade. Bence daha iyi. Daha e, ilginç oluyor. Değişik oluyor. Böylelikle her skyblock haritası birbirine benzemiyor da hepsinin böyle kendi e, yaptığı ilginç bir şey oluyor. Bu ilginç bir şey bazen iyi oluyor. Bazen kötü oluyor. O değişir ama hepsi farklı bir şeyler deniyor sonuçta. İyi bir şey o da. Klasik Bunlardan yapacağız. Biliyorsunuz zaten artık fakat yine de gösteriyorum. Ee, masalar. Herkesin sevdiği ve bildiği. Değil mi? Ee, ve de şu ve de bu. Bu kadar mı görev? Bir dakika. Bir tane görevi yaptık da. Part Builder, Stencil Table, Tool Station, Hangisini atladım? Crafting Station'da istiyormuş ilginç bir şekilde. Peki. Yani. Hah. <laughs> tamam. İyi, böylelikle bunu yaptık. Niyeyse. Ha bu görevler. Bu ödüllerden birini seçeceğiz. Hep aynı görünüyor bana. Shield Chest alalım bari ortadaki. 16 tane Global. Ball. Ha Tomcraft'ta mı varmış? Bu 1.12.2'de. Tam craftımız var. Galiba. Yani orada lak simgesi var. Niye çubuklarda falan hiçbir şey yok bilmiyorum. Veya saplingde. Saplingde var. Çubukta yok. Ha. Tam craftımız var. Çok ilginç olacak. Sonradan eklenmiş bu. Yoktu. Ha. Şu an mutlu oldum baya. Evet. Çok hoş. Drying rack dışında monster jerky de istiyor. Monster jerky direkt şu an elde demeyiz fakat onun dışında storage'ı de yapabiliriz artık. Pattern chest, part chest. Pattern chest için ne gerekiyor? Pattern chest için sandık ve bu. Part chest için sandık bu ve çubuk falan filan. Yani iki tane sandık. Birisi şöyle. Ve diğeri Şöyle. Ee, bir tane daha şundan yapacağız. Ve de. Hop hop hop. Çubuk yapmayı unuttum benim hatam. <laughs> Direkt şöyle yapalım daha hızlı. Parçayız. Ee, normal sandık yapmadım ama onu da yaptım saydı. O yüzden fark etmez. <laughs> Ve Spiky Claws. Klasik. Bu, bu haritanın ödülleri olarak çok fazla çıkıyordu bu alet. Niyeyse ve direkt yaratıklara vurmakta kullanabiliyoruz. Bizim için bir silah basit bir kullanma. Gayet hoş yani. Tamam. Biraz daha ekstradan şeyler açtık. Şu anda bunlar çok önemli değil. Biz işimize devam edeceğiz. Ben biraz daha ağaç keseyim. Daha sonra size geri döneyim. Hatta onu yapmadan önce bunları bir yerleştirelim biz. Bunları şuraya yerleştireyim. Stencil table. Stencil table da tabii ki bize ee, patternlar. Patternları seçiyoruz. Part builder'ın yanına tabii ki part chest koyuluyor. Böylelikle partları burada saklayabiliyoruz. Eh. Daha sonra da tool station. Ee, partları buraya değil buna koyacaktık. Karıştırdım. Neyse. <laughs> Onu alırım sonra. Aşağı düşme. Tamam. Sağ ol. Pattern chest ve de part chest. Şimdi oldu. Tamam. Plant ball'umuzu da yapalım. Bir görev olmuş olsun. Hmm. Çok fazla sapling istiyor ama genelde değmiyor yaptığınıza. Bu defa aşağıdakini seçeyim. Bam. Diamond wand. Bayağı işime yarayacak bu etrafı genişletmekte. Bilmiyorsanız e, wandlar bir sürü farklı aletten yapılıyor ve direkt olarak şunu yapmanızı sağlıyor. Herhangi bir bloğun aynısından e, büyük bir alana yerleştirmenizi sağlıyor şu şekilde. Ya üstten de olabilir, yandan da olabilir vesaire. Yani Skyblock gibi haritada ne kadar işe yarayacağını söylememe hiç gerek yok herhalde Skyblock türü bir haritada. Şimdi ilk başta Water Extractor ve Compressed Water Extractor yapabiliriz. Bu yapraklardan su toplamamızı sağlıyor. Ve eğilip sağ tıklayarak da koyabiliyoruz suyu. Kısacası su üreteceğiz şu anda. Harika değil mi? Pekala şimdi 5 tane Water Extractor yapacağız. Ve daha sonra bu 5'ini de şu şekilde koyacağız. Ve bu da bize Compressed Water Extractor veriyor. Tamam. Görevi tamamladık. Ee, görevi verelim. Ödülümüzü bir alalım. Bu defada birincisini alayım. Her neyse. Şimdi... Bunu yaptığımıza göre artık yeni şeyler yapabiliyoruz. Örneğin klay yapabiliriz. Klay yapmak için öncelikle tabii ki bizim su çekmemiz lazım. Direkt bu şekilde alabiliyoruz. Ve baktığımızda şu anda içinde 260 su var. 260 var. 1000 olunca bir kova su ediyor. Yani bunu iki kovaya çıkardık mı bir daha hiç endişelenmemiz gerekmeyecek. Tabii ki bir ağaç yetmedi bir kova su yapmaya bile. Ama zamanla olacak. Tamam. Bu şekilde kullanılıyor bu arkadaş. Ben hemen yeterince su yapıp geleyim. Evet, pekala. Şunları da şuraya koyunca klasik sınırsız su kaynağımız oldu ve artık suyumuz var ve bu suyu da yine bu arkadaşla alabiliyoruz içinde doldurmak için yine saat basılı tutup da topluyoruz tabii ki. Tamam. Şimdi bunu hallettiğimize göre sırada clay var. Clay'i nasıl elde edeceğiz? Direkt şöyle. Ops, yanlış tuş. <laughs> 4'e e yapmanız gerekiyor. E, Grass Blower değil. Dolayısıyla ben şuradaki 4'ü alayım örneğin. Bunu buraya koyuyorum. Daha sonra sağ tıklıyorum ve bu bunu bir Clay yapıyor. Daha sonra Clay'i de alıyorum. Tamam. Gayet basit ve gayet temiz bir iş. Claim. Loot chest'i bir an vermeyecek sandım gözükmeyince. Flashy Snow Nugget. Ee, yani. Yemek herhalde... Yemek mi değilim. <laughs> iyidir herhalde. Güzel. Hmm. Tamam. Şimdilik sadece kapalı bir oda yapsak yeter her zamanki gibi muhtemelen. Şu anda çok komplike bir şeye uğraşmam için herhangi bir neden yok. Onun dışında yapabileceğim bir görev var mı? Şimdi biz e, 4'ü clay yapıyoruz gayet güzel fakat 4'ü neyden yapacağız diyeceksiniz ki o da gayet hoş bir soru. Yapmanın birkaç yolu var bizim için. Galiba. Şimdi galiba bizim için onu elde etmenin en mantıklı yolu klasik enhanced by product yapabiliriz. Diğer önce de oynadığımız şey gibi fakat ondan daha önemlisi combustion engine yapmak. Combustion Engine'de 4 tane Plant Matter bize 1 tane 4 veriyor ki Plant Matter da direkt Bone Meal şeklinde kullanılabiliyor. Direkt Sapling'lerden yapılabiliyorsunuz. Yani yapmanın en mantıklı yolu o gibi şu anda. Dolayısıyla onu elde etmeye çalışalım bir an önce. Çünkü şu an 4'lerim kısıtlı. Onu nerede elde edeceğiz? Muhtemelen buralarda bir yerde. Yani şu anda yapacağımız şey bir mob farm olacak. Ayrıca şöyle bir şey de var bu mod paketinde. Burada direkt böyle bir simge var. Eğer buraya tıklarsak Ender Chest'imizi açıyor. Yani buraya değerli veya kaybetmek istemediğimiz şeyleri yerleştirebiliriz. Hey trofiler aleyh. Ve burada onlar asla kaybolmaz. Ölsek bile Ender Chest'in içinde duruyorlar çünkü. Yani hoş bir şey, hoş bir şey. Genel olarak sadece çöp atmak için kullanıyorum ben ama yine de güzel bir şey diyebiliriz yani. Evet. Şimdi işin kötü yanı şu, bizim mob farm yapmamız gerekiyor, tabii ki gerekiyor. Ama şu anda fırın yapamıyorum, çünkü kabuson gerekiyor ve kabusonumuz direkt yok ve alamıyoruz. Ve ışık da yapamıyorum. Evet. Dolayısıyla birazcık sıkıntı var. Yani bir şekilde mob farmı mobların doğmasını engelleyemeden kurmamız lazım. Bunu yapmanın tek yolu da etrafı silabelle doldurmak. Şimdi ee, bunu yapmak için lava görevi gerekiyormuş. Dolayısıyla bir lava görevine bakalım. Burada mı? Evet, burada. Yani o zamana kadar pek kabul son elde edemeyeceğiz gibi duruyor. Yapmaya başladım. Kısa bir ne olduğunu size göstereyim dedim. Şimdi ee, kısacası etraf tamamen silablarla kapladım ve silablerin her tarafı bir, bir tane yükselttim fark ettiyseniz. Çünkü hiçbir yerde yaratık doğmaması gerekiyor. Ben bu tuzağı kurdu kurduktan bir süre sonra hala herhangi bir ne torch ne de taş elde edemiyor olacağım. Dolayısıyla o süre boyunca buralarda yaratıklı olmasını istemiyorum creeper falan. O yüzden doğabilecekleri her yerin üstünü yarım bloklarla kapattım. Bizim çimenleri de kapattım fakat grass bloğumun ölmesini istemiyorum. Grass blokların hepsi ölürse bir daha ne kadar yakın zamanda elde edebiliyoruz bilmiyorum grass. Ve hayvan canlandırmam çok zor olur. O yüzden bir tanesini canlı tutuyorum. Ve ayrıca şöyle bir şey de varmış. Evet, Wine Miner varmış ve bunu yeni öğrenmem birazcık üzdü ama <laughs> Evet, var yani. Tamam. İşimi biraz daha kolaylaştırıyor bu. Biraz daha değil, bayağı kolaylaştırıyor. Daha fazla odun toplama açısından en azından ve Evet. Şimdi e, bu kadar odun muhtemelen yetecek kurmaya istediğim yeri diye tahmin ediyorum. Yani başlayabilirim ben ve burayı da şöyle yapıyorum. Bunu direkt kapatıyorum. Bunu üstünden kapatıyorum. Grass bloğun üstüne tamamen katı bir blok koymadığınız sürece ve direkt üstüne blok koymadığınız sürece ölmez. Bu tamamen e, kapalı blok değil. Ve e, direkt üstünde de değil. Yani direkt üstünde sayılmıyor. Çünkü Şöyle arada bir blok var. Ondan sonra bu ikinci bloktan başlıyor. Yani burası ölmüyor olması lazım. Fakat aynı şekilde çok küçük bir aralık olduğu için yaratık da doğmuyor. Buradaki grass blok korumak için yani orası her şeyden çok. Burayı 24 blok uzaktan yaptım bilmiyorsanız. Çünkü yaratıklar oyuncuların dibinde doğmaz oyunda. O yüzden burada yaratık doğabildiği halde doğmuyordu. Biz buraya gidince doğ doğardı ama eğer orayı kapatmasaydım. Onu engellemek için yaptım. Sadece sabahken de gidebilirdin diyebilirsiniz şu anda. Gidebilirdim evet o da bir yöntem ama... Hani sadece sabah gideyim daha sonra gidemeyim gibi kendimi kısıtlamak istemiyorum açıkçası hiç. Değil mi? Tamam. Şimdi çok büyük bir oda yapmayacağım. 1, 2, 3, 4, 5. O zaman 5'e 5'lik olsun. 1, 2, 3, 4, 5. Çünkü şu anda büyük bir odaya ihtiyacımız yok. Sadece birkaç tane e, gunpowder gerekiyor. Hepsi o. Başka hiçbir şeye gerek yok. Ayrıca e, tahtadan bir de balta yaptım eğer henüz fark etmediyseniz. Evet, evet odamız hazır. Şimdi slab'lerle yaptım çünkü slab'ler bana çok daha az odun harcatıyor. Direkt duvarları iki kat daha az odun harcayarak yapmış olduk böylelikle. Tavan da aynı şekilde e, ve içeriği ışık geçirmiyor. Dolayısıyla hem biz içeriği görebiliyoruz hem daha az odun harcıyoruz hem de işimizi görüyor. Kısacası <laughs> gayet güzel oldu bence. Ee, yani artık burada yaratık doğabilir ve haritanın başka hiçbir yerinde yaratık doğmuyor olması lazım çünkü her yer slab'lerle kaplı. Bu noktada tek yapacağımız şey beklemek ve gözlemlemek ki hem de e, direkt buradan da görebilirim yaratıkların doğduğunu için açık yaptığımız için. Bakın doğdu bile birkaç tanesi. Enderman doğdu galiba doğmaması lazım normalde. <laughs> yani enteresan. Şimdi hemen gidip bakacağız. Enderman değilmiş zombiymiş tamam. Bu arada minimap'i disable ettim ben çünkü SkyBlock'ta minimap'in gerekli olduğunu düşünmüyorum. Sadece yer kaplıyor boş boşuna. Ama yapabileceğimiz bir şey ne biliyor musunuz? Biz buraları claimleyebiliriz. Ee, takımda olmam gerekiyormuş. Takım kuralım. Ee, her neyse. Tamam. Daha sonra... Burayı... Şöyle bir ele geçirelim. Şimdi bizim o ele geçirdiğimiz yerde ee, direkt patlama olmuyor olması lazım. Enable explosions in claim chunk Fall. Evet. Yani kısacası bu bölgede creeper patlarsa bir şeyler yok olmayacak ki bu da bizim kendi sağlığımız ve e, eşyalarımızın, etraf koyduğumuz şeylerin sağlığı açısından çok çok iyi. Çünkü onlar da sıkıntı olabiliyor. Ve biz bu aradan vurabiliyoruz yaratıklara. Fakat ne yazık ki yaratıklar bizi göremediği için bize saldırmıyor. Dolayısıyla yani biraz gıcık. Şurayı şöyle yapacağım. Böylelikle yaratıklar çıkamayacak. Fakat beni görebilecek. O zombinin sonuydu ve şimdi de Creeper'ı öldüreceğiz. Süper. Ve de şimdi içeriye bakıyoruz. Tamam. Ee, burayı aslında direkt şöyle bir şey yapsam. Daha mantıklı olmaz mı? Ya da trapdoor mu daha iyi olur? Ama trapdoor ışık geçiriyor. Değil mi? Evet. Kapı yapalım. Fakat kapı da ışık geçiriyor. Ne düşünüyorum ki ben? Kapı da geçiriyor tabii ki. Ee, her neyse ya. Tamam. Direkt şöyle yapalım. Kırarım ben. Önemli değil. Şimdi yaratıklardan loot bag çıkabiliyor ve loot bag'in içinden tonlarca farklı şey çıkabiliyor. O yüzden özellikle bu mod paketinde e, düzgün bir canavar tuzağı çok önemli. Çünkü size çok iyi ödüller verebilir. Mesela bu bana iki tane elmas verdi. <laughs> tamam birazcık şanslı olmuş olabilirim bu defa. Ama. E, evet. Bunu direkt şuraya atalım. Şu anda henüz bunu öğrenmemişiz ve. rare Mega Loot Case de geldi. Bunu açınca da bana. E, Ghost denen bir. Ok geldi. Daha doğrusu yay. Hiç fikrim yok. <laughs> yani e, yaratıklardan çıkan ödüllerin ne kadar değerli olduğunu herhalde tekrar etmeme gerek yok. Direkt elmas çıkardıktan sonra biz biraz önce çok fikir anlaşılmıştır diye tahmin ediyorum. Şimdi biz e, zombi öldürdük. Fakat zombi öldürdüğümüz sayılmamış niye? Sen tamam sayıldı. Ee, sadece iskelet öldürmemiz gerekiyor. İskelet doğmasını bekleyeceğim. Onu da öldüreceğim ve daha sonra bu görevi tamamlayacağız. Bu görevi tamamlayınca e, ee, Combustion ve 4 Furnace gerekiyor bize. Ha 4 Furnace'ımız vardı bizim. Ama 4'ümüz yok gerçi değil mi? 8 tane mi 4 istiyor bu? Yok bir tane 4 istiyor ama Wooden Heat Component istiyor. Bu da Gunpowder istiyor. Bize Gunpowder çıkmamış yani. Evet onu bekleyeceğiz. Ha, huh, onu O ne? Ee, uh, selam. Ancient Golem. Wow. Lazer atıyor. Ya da lazer gibi bir şey. Ne? Onu ne ekliyor hiçbir fikrim yok. Ama uh, bana hasar vurdu ve içinden bir şeyler çıktı Ancient Golem'in. Common Loot Bag. Pickle Seed. Elektrik motor, Spider Eye. Hiç fena değil. Onun dışında Ancient Motive Core çıktı ve bu da Amber's moduyla ilerlemiş sanırım. Ve Arcic Brick çıktı. Bu nasıl yapılıyor bilmiyorum. Alchemy Recipe. Huh. İskelet doğmadı ama en azından Gunpowder elde ettim biraz önceki öldürdüğüm arkadaşlardan. Dolayısıyla, e, bunu ne yapıyorum? Voodoo Puppet yapabiliyorum. Uh, strange Tablet, Strange Scroll. Fishing Road of Misadventure. Ha. Huh. Peki. Uh, yani. Her neyse. Tamam. Önemli değil. Uh, kafaya takmayın. Şimdi artık gunpowder aldığımıza göre... ...bir şeyler yapabiliriz. Ne yapabilirim? Şunu yapabilirim. Öncelikle bir Combustion daha doğrusu kombat Heat component yapabiliriz ki onun için birazcık odun lazım. Ben zaten odun topluyordum. Heat component yaptıktan sonra şuradan hemen bir tane daha e, e, çökeceğiz. Yani şuradakine. Hop. Daha sonra burayı da kapatacağız. Ve bunu hemen bir dört furnace'a dönüştüreceğiz. Sonunda furnace'ımız var artık yaratık tuzağını kurduğumuza göre. Ve görevi de tamamladık. Harika. 4 furnace görevi. Ha ama bunu yaptıktan sonra görev verebileceğiz mob farmı çünkü. iskelet ihtiyacımız var. Şansıma bir türlü iskelet çıkmıyor. Önemli değil ya boş verin. Tamam. Burayı açalım. Buraya bunu koyalım. Üstünü yine kapatalım bir şey doğmasın ve artık bir şeyler yapabiliyorum. Şimdi bunu buraya koyacağım ve böyle yaptığım zaman bu bana çarkol verecek doğal olarak. Ve çarkol da lezzetli bir şekilde kullanabiliyoruz. Tada! Ve şimdi artık buraları kırıp düzgün bir şekilde ışıklandırabilirim sonunda. Artık half slapler üstünde durmak zorunda değiliz. Artık özgür bir bireyiz. Ne güzel değil mi? Sonunda ya. Evet artık daha aydınlık, aydınlık. Ayrıca yağmur için de özür dilerim. Biliyorum video kalitesini çok fazla bozuyor yağmur. Devamlı ekranda bir şeyler değiştiği için. E, kalite bozuluyor. Sıkıştırma kafayı yediğinden ötürü. Ve ne yazık ki bu konuda yapabileceğim çok bir şey yok ya. Durduramıyorum direkt yağmuru. Bitene kadar beklemek durumundayım. Yani özür dilerim tekrar. Video kalitesi şu an çok düşüyorsa ve... Buradakileri değiştirmeyeceğim slabları çünkü kazmam çok uzun sürüyor şu anda. Sadece bu ana karadakileri değiştirdim. Artık canavar tusağına giderken bir yükseltiden geçeriz. Dünyanın sonu değil değil mi? Şimdi işinin yanı içeride iskelet var fakat birbirlerine saldırıyorlar. Benim öldürmem lazım iskeleti. Ee, öyle bir sıkıntımız var. Yetişebilecek miyim bilmiyorum ve yetişemedim. Ve bir tane daha fire golem var. Yani biraz gıcık. Neyse bir dahaki sefere şansımı denerim artık. Hmm. Öfff. <laughs> Onlar nasıl birbirine sadırdı ya? Anlamıyorum. Ee... O ne ya? Tamam. Şimdi şuraya atalım. Çantamız bir sürü çöp dolu. Solidified Experience alabilirim. Eee ben en azından havuç elde ettik. Havuç bizim için çok iyi bir yemek kaynağı. Yemek sorunumuz olacak bu pakette. Şimdilik ben bir sandık yapayım, bir süre daha bekleyeyim. Bu defa biraz daha erkenden gideyim o kadar fazla yaratık birikmeden. Böylelikle eğer bir i, iskelet gelirse yakalama şansım daha yüksek olur. Ayrıca henüz öğrenmediğiniz görev olarak açmadığınız eşyaları kullanamıyorsunuz. O şekilde düşüp duruyor elinizden. O yüzden o durmadan düşüp durdu. Tamam daha iyi he? Sadece gerekli şeyler dursun çantada. Aynen. Biraz daha hasar aldım boş yere ama görevde bitti. Aynı şekilde. Çok iyi değil mi? Şimdi canavarın kafasını da aldık ve bir tane daha loot bag de aldık onlardan. Nobles heart, pumpkin seed ve melon seed ve de kağıt. Oo. Bu defa <laughs> iyi anlaşılan. Tamam. Burayı kapalı tutalım yemek yemem lazım. Yemek olarak şimdilik ne diyeyim aynı yemeği yeme olayım bitene kadar direkt devamlı bundan yemeye devam edeceğim. Fresh Snow Nugget'tan. Çünkü çok iyi. Çok iyi açlık dolduruyor ve aslında bundan daha sonra da yapabiliriz. Sadece Snowball ve Zombie istiyor. Snowball elde edebildiğimiz anda ondan yapmaya başlayacağız. Fazla iyi çünkü. Tamam. Fakat biz şu anda görevleri tamamladık. Ödülümüzü bir alalım. Yaratıklardan çıkan ödüller görevlerden ödüllerden çoğunlukla daha iyi ilginç bir şekilde. Ve poincesitik derken iyi bir şey çıktı. Bununla direkt kendimize yaratık tuzağı yapabiliriz ve bize bedavadan geldi. Çok iyi ya. Tamam. Şimdilik çok iyi gidiyoruz. Fazla iyi gidiyoruz hem de. Bundan da ödülümüzü alabiliriz. Yapmıştık. Ve bam. Experience Droplet. Heh. Şu anda kullanmamam için bir neden yok. Değil mi? Her neyse. Çok fark etmez. Şimdi bunların ikisini yaptığımıza göre artık Combustion yapabiliyoruz. Şimdi Combustion ne? Bu mod paketinde dediğim gibi üretim şekli birazcık daha farklı. Eğer yayınlarda görmediyseniz daha önce muhtemelen görmediğiniz bir üretme şekli göreceksiniz. Ve onu yapmaya çok yakın bir zamanda başlıyoruz. Hatta hemen şimdi. Şimdi Combustion için bize bir adet daha Gunpowder gerekecek. Ki Gunpowder'ımız yok anlaşılan. Yani biraz daha beklemem gerekecek ama sorun değil. Şu uca geçtim mi orada yaratık da olacaktır ve biraz daha hallederiz. Şu anda da ilginç bir şekilde iskelet doğup duruyor ya. Ee, neyse. Hadi bu bölümlük burada bitirelim artık yavaş yavaş ha ne dersiniz? Hani bu mod paketi gerçekten çok çok dolu bir mod paketi. Acayip fazla içinde içerik olan bir mod paketi ve doğru düzgün ilerlemedik. Doğru düzgün ilerlemeden yarıda bırakmıştık ve bu defa düzgün bir şans vermek istiyorum açıkçası. Yeterince ilerlemek istiyorum bunda. Dolayısıyla eğer siz de istiyorsanız kesinlikle devam edeceğiz yani. Hiç merak etmeyin. Ve evet izlediğiniz için o zaman hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum ve bir sonraki bölüm kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve hoşça kalın bay bay. Ayrıca buralarda böyle bir şey yaptım. Böylelikle aşağı düşmüyorum eğer bir şey bana vurursa, geri ettirirse. Güzel değil mi? Zıplayınca görüyorlar ayrıca. Daha da iyi yapıyor bu bu tuzağı, Bu durum. <laughs> evet. Tamam. O zaman bir daha teşekkür ediyorum. Zaten teşekkür etmiştim ama. Bir kere daha. Ve... Ho xa calo, bye bye.